Bu arplara mandallı arp deniyor, kelt arpı da deniyor. Mandallar hani yüzlerce yıl önce bulunmuş bir teknik. Telleri, arpı daha fazla tonda çalabilmek için. Çünkü normalde arpta her tel onu akord ettiğimiz nota çalıyor. Ama mandallarla yarım ses değiştirme şansımız var. Arpta mandalları hepsi inik olup da domajör arpa akordladığımız gibi yanlış bir kanı var aslında birçok kaynakta da hani arp domajör akordlanıyormuş, arpta sadece domajör çalınabiliyormuş falan gibi şeyler duyuyorum ben. Arpı genelde ya mi bemol majörü akordluyoruz ya da la bemol majörü akordluyoruz. Böylece mi la si mandallarını kaldırarak majöre getirdim. Fa'yı da kaldırdım. Sol majöre getirdim. Vesaire gibi. Böylece şu anda benim arpım mi bemol majörü akortlu. Mi bemol majörü akortlu olduğunda çok fazla olasılığım var aslında. La bemol majörü de gene aynı şekilde fazla olasılığım var. Mi bemol majörü akortladığımda ne oluyor? Üç tane bemol çalma şansım oluyor. Ve ne oluyor? Dört tane diyez çalma şansım oluyor. Aynısını işte bir tane daha re bemol diye bemol olarak kullanarak yapabilirim. Böylece arpta çok fazla ton çalabilirim ve parça sırasında mandal değiştiriliyor mu diye bir soru geliyor bazen. Evet, parça sırasında arızalar değişebiliyor. Bir parçanın ortasında mandallarımı hızlı bir şekilde değiştirebilirim.